Arkamda Vadi İstanbul. Vadi İstanbul'u gezmiştik arkadaşlar, hatırlıyorsunuz. En lüks otellerden bir tanesi. Nihan otel müdürüyle beraber gezmiştik. Nihan merhaba. Şimdi de sizin de yıllardır beklediğiniz Skyline turuyla Beris. Bu gördüğünüz 3 kuleyi gezeceğiz. Maslak'ın en lüks projelerinden bir tanesi, hatta en öncelikli diyebilirim. Ne yapalım o zaman, projeye gidelim değil mi? Kanala abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Çok heyecanlıyım. Projede görüşürüz. Arkadaşlar, satış ofisine geldik. Burada bizi Süheybe karşılıyor. Süheybe Hanım demiyorum, ha, değil mi? Daha samimi olduk. Daha samimi olduk. Nasıl? Bir pazar günü seni kilitledim. Aynen. Bu bir istisna ve ilk defa Yiğit Bey'e sunacağız bakalım. İki haftadır Süheybe'yi o kadar çok rahatsız ettim ki ne olur ne olur. Ve aklımda çekim yoktu. Bugün onu çekime ikna ettim. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben şimdi sonra maketleri ve satış ofisini beraber gezeceğiz. Örneklerle gideceğim. Bizi gezdirir misin lütfen? Maketi alabilir miyim? Evet. Kaç yıllık yapılmıştı burası? 2014'te yapımı başladı. 2018'in Mart ayında teslimlerimiz başladı. Hı hı. Yaklaşık 1600 konutumuz var. 1600? Konut. Oo. Ofis ve konutlardan oluşuyor. Karma bir projeyiz. Otel de duydum, doğru mu? Otel olarak tasarlayacaktık ama sonrasında konuta geri döndük. Sadece ofis, ticari ve konutlarımız var. Hı hı. Buradan isterseniz başlayabilirim. Ben hep şu kısa olan bloğu da çok merak ettim. Aslında oraya gideceğiz. Örnek dairemiz de orada. Bütün örnek dairelerimiz hatta kısa olan blokta. Toplamda 44 dönüm arazi üzerinde yapıldı projemiz. TEM'den geldiğinizde VIP'den direkt B blok, yani şu an bulunduğumuz bloğun önüne geliyoruz. Şurada Seyran Tepe Stadyumu var, evet, galiba. Burada Nef Stadyumu var, Galatasaray. Hı hı. Buradan TEM'den bağlanan tek projeyiz. Bu arada B blok, yani şu an bulunduğumuz bloğun önüne geliyoruz. Önüne geliyoruz. Arkadaşlar, şimdi dışarı çıktık. Şöyle bir dışarıyı da göstereyim. Biz şu C bloğa gideceğiz. Doğru mu söyleyeyim? Evet, örnek dairemiz orada. Örnek daire. Biz şu an B bloğun önündeyiz. Şurası Nef Stadyumu. Ama ben Beşiktaşlıyım, sen? Beşiktaş. Mehmet Can da Beşiktaş'ı. O süper o zaman. Ama Galatasaray kardeş takım diyebilirim. Fener için aynı şeyi konuşamayabilirim yani. Bu arada İstanbul en lüks projesinden biri bu bence. Her bloğumuzun ayrı resepsiyonu var. Bizim şu anda B bloktayız ama B bloğun ayrı. Biz şu anda C bloğa gideceğiz. Oradan da size resepsiyondan isterseniz daireyi çıkarırız. Tüm daireleri, resepsiyonları ayrı. Otoparklar altta birleşik mi yoksa? Birleşik ama hepsinin bölümü ayrı işte. Bölüm bölümü ayrı. Misafir bölümü ayrı. C blok, A blok, home design'a gelenler vesaire. Yani otoparka girip ayrım yapabilirsin. Ben A'ya geldim, B'ye geldim, C'ye geldim. Tabii ki. AVM'de neler var? Restoran, mağaza? Yok, sadece mağazalarımız var. Biz şu anda yemek restoranlarının olduğu food court'a gidiyoruz. Projemize ya yemek katından bağlanıyoruz tüm bloklara ya da otopark girişinden bütün bloklara bağlanabiliyoruz. Şu anda food court'tan götüreceğim sizi yemek restoranlarının olduğu yerden. Genelde ofis çalışanları geliyordur food court'a. Ağırlıklı, evet. Ağırlıklı. Şu an bakmayın şu anda sakin olduğunu ama. Pazar günü. Evet. Şu an kaçıncı kata geldik? Şu an satış ofisinin bir alt katına geldik. Orada çok tatlı bir... O bizim 4 yıldır yanımızda, bizi hiç yalnız bırakmadı. Böyle yemek yerleri var. Sol tarafta da devam ediyor dükkanlar. Evet. Ne haber? Aslan gibi. İsmi ne? Garip. Garip. Evet. Oo, şu açıklar çok tatlı ya. Bazı projeler var, yapıyorlar, temizliğine dikkat etmiyorlar. Burası her yer temiz ya. Benim gözlerim çok dikkatli. Öyle. İyi bir detaycıyım. Sen ne burcusun? Yay. Yay. Senin de olabilir. Benim kardeşim de yay. Öyle mi? Aynen. Siz? Ben teraziyim. Terazi. Ekim. Ekim. Senin de Aralık. Hı hı. Yaylar biraz evcimen olur galiba. Bir tık. Aslında şöyle, ikizim var benim. İkimiz aynı gün 15 dakika arayla doğmuş birisi olarak. O daha çok evcimen. Ben gezmeyi full seven dışı. Yani sosyal. İkimiz çok farklıyız. Değişebiliyor galiba. İkiz mesela aynı mısınız? Aynıyız. Hadi ya. Evet. Mesela işe o, senin yerine o gelse geldi, rotasyon. Geldi. Şöyle bana ne? Ziyaret yapma. Ziyaret geldi. Hatta güvenliğe sordu. Satış ofisinde de ikisi kardeşime sürpriz yapacağım. Süheyba Hanım yapmayın ne olur. Yani vallahi Süheyba değilim ben. İkiziyim diyor. Oha. Yapmayın, Süheyba Hanım kombinizi değiştirmişsiniz diyorlar ama hani inandırmak zor çünkü tek yumurtayız. Şaka yapıyorsun. Var mı fotoğrafın? Tabii ki. Oha, çok merak ettim. Benim hep öyle bir ikiz kardeşim olsun istemişimdir okula gitmemek için. Arkadaşlar, Süheyba'nın 15 dakika arayla doğmuş bir ikizi var. Evet. Şimdi onu bize gösterecek. Sen sağdaki. Evet. Ben sağdakiyim. Birebir aynı. Birebir aynı. Önce lobiye gidiyoruz. Tamam. Sonrasında gideceğiz. Burada normalde 19 ama burası patrona ait olduğu için sadece 18 katı sunabiliyoruz. 100 yani tanıma biz... var galiba. Evet. Yani kart sadece hariç. İstediğiniz kata çıkabiliyorsunuz. Hı-hı. Örnek veriyorum, siz 8. katta oturuyorsunuz ama 9'a basamıyorsunuz. Kartınız sadece 8. kata tanımlı oluyor. Güvenlik açısından daha sağlıklı oluyor. Yönetim beni nereye tanımladıysa o kata girip çıkabiliyor. Aynen öyle ama ortak alanlar hariç. İşte hariç. Otoparklar, yemek katı, food court şey. Gibi. Şimdi kolay gelsin. C blok. C blok'tayız. Burası ayrı.
Marine Lobby. Burası VIP girişi. Yani siz bir taksi çağırdığınızda buraya geliyor. Karşısı A blok zaten. Biz şu anda C bloktayız. Vali hizmeti var mı burada yine? Var. Hepsinde var. Var. Harika. Arkadaşlar Nef Stadyum arkamızda kaldı. Avangard projesi arkadaşlar. O da yeni yapıldı. Ama buranın en büyük projesi şu anda Skyland. Toplam 3 blok. Şu anda C bloktayız. Bu da karşımız A blok. Şöyle göstereyim. Burası vali alanı. Buraya lüks arabanla gelip buradan dairene çıkabiliyorsun. Erol İnşaat başarılı ya. Markalı Skyland biliyor musun? Kesinlikle. Reklama ihtiyacı olmayan bir proje. Evet. Biz şimdi B bloktan C'ye geçtik. Şu an C'nin içindeyiz. Şu an C'deyiz. Aslında birbirine çok yakın. İçeriden geçmeler. Evet evet. Geçişler. Tabii tabii. Burada da aynı yüz tanıma sistemi var. Kartınızı kaybettiğiniz bir anda örnek verim yanınıza değil. Yüz tanıma sistemiyle katlarınıza çıkabiliyorsunuz. Katlara çıkıyoruz. Okey. Şu F1 o da mı otopark? Burası yemek food court katı. Food court katı. P'ler otopark. P'ler otopark. S2'de sosyal tesis alanımız. Sosyal tesis alanı. Her blokta ayrı sosyal tesis alanı yok değil mi? Sadece C'de sadece var. Sadece A blokta var. A blokta. Hı hı. Spor önemli mi? Spor yapıyorum da çok. Spor iyidir. Sen yapıyor musun? Şu an bıraktım ama genelde yüzüyorum. Yüzücü. Ve 143. No'lu daire giriş yapıyoruz arkadaşlar. Oo, şu manzaraya bir bak ya. Ya niye hala zengin olamadık ya? Mehmetcan. Mehmetcan gizli zengin aslında. Al bir tane artık ya şu evlerden. Dediğiniz evet. Kadar var mıdır? Evet var. Var. Ben önemli olan benim için bir de manzara. Yüksek tavan. Ben şu an Zekeriyaköy'de bir dublekste yaşıyorum ama böyle şey. Ben residence'da yaşamak istiyorum artık. Bu olabilir. Evet. Buranın fiyatını merak ettim. Ortalama 2 milyon dolar. 5 yıla ihtiyacım var Seybe. Burası o bahsettiğin senin 8 evet. metre yüksek tavana tamam, sahip olan. Kış bahçesi. Kış bahçesi. Evleri bu şekilde mesela yapılı teslim ediyorsunuz değil mi? Bu örnek dairemiz olduğu için bu şekilde teslim etmek zorundayız. Ama aynı şekilde dekorasyon olmadan da müşterimize biz eşyasız istiyorum derse alt katlardan sunuyoruz. Ama natamam bir teslim yok yani. Yok hayır. Fix. Tabii tabii. Yani şöyle bir var. Dekorasyon yok sadece. Eşyasız isterse. Duvar, parke hepsi var. Aynen öyle. Hepsi parkeler var. Ne? Parke, laminant. Laminant. Buradan kış bahçesinin orada bitiyor mu orası? Oraya bir bakacağım. Bitiyor. Burada bir kitaplık var. Burada aslında ayrı bir tane ev var ya. Kesinlikle. Benim böyle bir evim olsaydı, ya ben burada yaşasam ben hep buradan vakit geçirirdim yani. Bunlarda balkon yok, diğerlerinde var. Hatırladım. Yani kapalı balkonlarımız da var normalde diğer blokta. Açık teraslı balkonlarımız da var şu anda. Hı hı. Vadi İstanbul manzaralı. Hı hı. Vadi İstanbul'un... Bu taraf Vadi İstanbul, şu taraf Şehir Meydan İstanbul. Şehir Meydan. Burası kaç metrekare bu kış bahçesi? Ortama bir 20 var. Ama toplamda 232 netimiz var. Üf. 365 brütümüz var. Üf. Bu kat zaten 100 metrekare falan var herhalde. Yani. Of ya. Bak bazen böyle ev gezmek işte ne kadar kötü biliyor musun? O kadar çok ev geziyorum, o kadar çok proje geziyorum ki. Hangisi en güzeli? Skyland benim her zaman. Bak zorlu ve Skyland benim her zaman kalbimde ayrı yeri olan projeler. Skyland'ı bugün gerçekleştirdiğim için biraz dilimde tutuldu. Bir de zorlu var. O ikisi benim için çok önemli. İdi. Bugün sayende seninle yapıyoruz. Ama işte böyle gezince ben almak, oturmak istiyorum. Yaşamak İnşallah istiyorum. Belki kiralama yaparız ya. Biz kiralama yapmıyoruz Erol olarak ama tabii ki yapanlar var. Hani şirket akıllı ev sistemi var galiba. Evet. Buradan örnek veriyorum ısıtıcınızı, soğutucunuzu, her şeyinizi ayarlıyorsunuz. İşte dışarıdayken eve geliyorsunuz. Gelmeden önce yakıp kapatabiliyorsunuz. Mobil kontroller var. Resepsiyonu, güvenlikleri herhangi bir ikazda arayabiliyorsunuz. Şey var mı burada haritamız mesela? Haritamız var. Harita dışarı var. Çıkacaksınız. Trafik durumunu kontrol edebiliyorsunuz. Taksi çağırma vesaire. Taksi çağırma yok. Ha, okay. Onu resepsiyonu arayıp resepsiyon çağırıyor resepsiyon sizin için. Resepsiyon çağırıyor. Süper. Isıtma falan da herhalde. Burası yerden ısıtmalı. Yerden ısıtma. Odalardan kontrol ediyorsunuz değil mi? Ayrı. Evet. Burası da mutfağımız. Mutfağımız. Bu ankastreleri teslim ediyor musunuz? Şöyle. Neyden? Evet. Normalde her dairemizde fırın ankastremiz var. Dalgamız. Ama sadece mikrodalgamız ve buzdolabımız yok. Aynı zamanda bulaşık makinemiz de var normalde her dairemizde. Ankastre. Şu bence. Tek atışta buldum. Siemens marka. Hepsinde fix galiba Siemens. Siemens. Ankastre ocak. Davlumbaz. Bir bulaşık de bulaşık makinemiz var her fix. Dairemizde. Sadece buzdolabımız ve mikrodalgamız örnek dairelerimizde var. Örnek dairelerde var. Onları siz almıyorsunuz. Satın alamalı. Aynen öyle. Burası yine Vadi İstanbul manzaralı. Güzel. Burayı eşyalı bir şekilde verebiliyoruz. Açılabiliyor. Açılabiliyor mu? Tam yukarısını kaldırırsanız. Aa, neden bu kadar şaşırdım merak ediyor musun? Yüksek kat olduğu için mi? Evet, yüksek projelerde genelde... Yüksek katlarımızda teraslarımız açılıyor. Gerçekten mi? Gerçekten. Ya, bak şimdi aşkım bu projeye daha da arttı. Mesela
Jump Towers'da yok böyle bir şey. Direkt jump. Hiç cam açamıyorsun. Basistas da yok. Mükemmel. Skyland 1, Trump Towers 0. Mutfağımız güzel. Burası da herhalde bir 10 metrekare var. 15. Burası bir misafir odamız. Ortak banyo. Güzel. Burası banyolu. Burası banyolu, evet. Arkadaşlar gel. Burada bir misafir banyolu yatak odası var. Bunlar yine bütün dairelerde duruyor mu arkamız söyle? Hepsi, evet. Bunlar da rezervuarlar, gebereti marka. Nasıl işlerden anlıyorum değil mi? Çok fazla. Bu ne acaba? Televizyon. Televizyon için. Otel gibi dizayn etmişler. Gayet güzel bence. Bu boyalar da örnek daireye ait değil mi sadece? Tasarımlar. Buranın mimarlığını yapan firma? Bizim firmamız. Kendi firması. Hı-hı. Yine Eroğlu. Ozi. Evet, anlaşmalı Ozi. Olduğumuz bir firmamız var. Hı-hı. Normal daire sahiplerimiz dekorasyonu değiştirmek istediği daireler oluyor. Hı-hı. İşte benim çocuğum yok, çocuk odası istemiyorum gibi daire istediklerinde boş daireyi bu konsepte göre de isterseniz biz bir ay içerisinde kendi firmamızda dekorasyonu yapabiliyoruz. O mimar firmayı devreye giriyor. Yani tabii ki eğer İyi. Kendi isteği şu dekorasyonu istiyorum, hı hı. ama ben çocuk odasını değiştirmek istiyorum, işte şu mobilyayı değiştirmek istiyorum dediğinde ufak tefek şeylerini... Ofis yapmak istiyorum diyor mesela. Bu ısı kontrolleri galiba. Evet. Buradan arkadaşlar salonun bütün ısısını kontrol edebiliyorsunuz. Peki şey soracağım, klimalar galiba VRF sistem, gömülü. Hı hı. Onlar da mı burada? Evet. Yani ısı ve soğutma hepsi Hayır, burada hepsi burada. Onları da göstereyim şöyle. Yangın dedektörleri de var. Ben öne mi gideyim? Tabii buyurun. Teşekkür ediyorum. İlk defa beni önden gönderen biri oldu. Güzel merdivenler her dairede böyle mi peki Süheybe? 4+1 dublekslerimizde evet. 4+1 dublekslerde böyle ahşap. Sağ tarafta ikinci çıkışımız. İkinci çıkış yani bir üst kat. Bir üst kat. Hı-hı. Biz normalde 14'tük. Şu an mesela bu katımız 15. Ha mesela personel aşağıdan girer. Ben buradan girebilirim. Bakıcım varsa ya da misafir varsa. Değil. Annem gün yapıyor mesela aşağıda. Düşünsene böyle. Sevmediğim biri geliyor. Buradan kaçabilirsiniz. Oğlum gel kısırye dese bile inmem ayağına aşağı. Burada ortak bir tane banyo var. Evet. Güzel. Bunlar da fix herhalde değil mi? Hı-hı, fix. Banyo dolapları bütün dairelerde. 2+1'lerde de böyle mi? Hepsi aynı. Hepsi aynı. Burası çocuk odamız. Çocuk odası. Burada da banyo var aynı kendine banyo ait. Var. Bu nasıl bir zengin çocuk odası ya? Şöyle bir çocukluğumuz olmadı ya. Değil mi? Evet. Burada da çocuk odası olarak dizayn etmişler. Ama Süheybe'nin de dediği gibi değiştirebilirsiniz yani. Zaten dolaplı teslim etmiyorsunuz daireleri. Sadece örnek daire. Evet evet. Buranın manzarası nereye bakıyor? Yine orman. Yine orman, vadi manzaralı. Ah be. Anneciğim gör bak insanlar çocuklarına nasıl odalar yapıyor değil mi? Umarım çocuğunuza yaparsınız. İnşallah. Daha var ya göremiyorum. Yan taraf ofis. Oo severim. Ne iş yapıyor olurum? Mesela bu işi yapıyor olabilirim yine ama biraz çalışma da stüdyo gamer tarzı kurarım ben büyük ihtimalle. Sen ister miydin böyle bir dairede yaşamak? Çok isterdim. Ya özellikle Skyland'da C blokta yaşamak isterdim. Çünkü biraz daha mi? Sakin. Ha. Şöyle A blok çok yoğun olduğu için ben daha çok sakinliği seviyorum. Hı-hı. Buranın kalitesi deluxe olduğu için diğerlerinden daha farklı. Fiyatlar ayrıca da tavan yüksek. Daha yüksek bir blok. Ben C bloğu çok seviyorum. Ara kat. Yükseği de seviyorum yüksek kat ama ara kat benim için çok ideal bence. Asıl yatak odamıza geleceğiz. Tamam. Bu kıvrımlara yine örnek daire için mi yoksa? Örnek daire için. Örnek daire için. Bu arada odalar birleştirme yapabiliyorsunuz. Yani aldıktan Hı-hı. sonra şu odayı birleştirme gibi Hı-hı. diyelim. Taşıyıcı yok. Tabii tabii. Odama. Yani kolon olmadığı sürece herhangi bir şekilde burada değişim yapabiliyorsunuz. Şu anda master bedroom'dayız. Kaç metrekare total? Yani ortalama bir 15-20 vardır diye tahmin ediyorum. Okay. Evet. Burası yine orman manzaralı bir daire. Tabii yatak odası diğer çocuk odasına göre daha büyük. Ana babanın daha fazla eşyası, Şurası kıyafeti var. Burası yine bölümümüz. Ha burası kış bahçesi. Çok güzel ya. Bu olmasa belki biraz boğabilirdi evi. Ama bununla beraber çok büyük bir alan yaratmış. Yani evin içi kadar burası var zaten. Kesinlikle. Hatta salon orası diyebilirim ben. Şöyle Anlasın. Bazı müşterilerimiz mesela şurada bizim bir cam bölümümüz var ya. Onu açıyor. Genelde evet alanlar o cam ekranının hepsini kaldırıyor. Komple açıyor. Birleştirme yapıyor ve salonla birleşmiş oluyor. Pardon. Şunu çıkartabiliyorsunuz. Ben mesela bunu da çıkartıp lofta çevirebilirim. Yapılabilir. Aslında. Ama aşağıya gürültü çıkar yani. Evet. Bunlar da tabii örnek daire için dizayn edilmiş. İstenirse yine siz bunun aynısını sağlıyorsunuz. Yapılabiliyor ama şu an bu daireyi değiştiremeyiz. Öyle söyleyeyim. Bu daire olduğu gibi sadece satış fiyatı üzerine dekorasyon bedelini ekleyip sunuyoruz müşteriye. Hı hı. Burası hem beyefendi ve hanımefendi için kullanımlı bir yer. Şurası da hanımefendinin kullanacağı makyaj bölümü. Sizin için önemli. Zaten genelde şöyle mesela ben. Şöyle bir dolap var. Beyefendilerin bölümü şu kadar. Şu kadar falan oluyor. Geri kalan hanımefendilerin oluyor. Ayakkabılar da keza öyle. Ama haksız mıyız? Hayır doğrusunuz. Biz zaten beyaz siyah tişört, pantolon Klasik. Çıkıyoruz. Hemen. Burada da banyo var. Şöyle evet. banyoyu da çok kısa göstereyim. Burası da cam film. Banyo da gayet yeterli. Yine aynı malzemeler. Evet. Islak zemin de yaratılmış orada. Güzel. Bitti galiba. Bitti. Tamam Süheybe'ciğim sen şey yapabilirsin. Ben bu akşam burada kalacağız bizim Mehmet'ciğim.
Burası arkadaşlar C blok 4+1 250 net 14. 232 net. 232 net. 365 brüt. Fiyatı 2 milyon dolar. Evet, bunu verdiğiniz zaman buraya yerleşebiliyorsunuz. Bunun daha küçüklerine gittiğiniz zaman fiyatlar düşüyor. C blokta daha ufaklar var mı? Daha ufak şöyle 4+1'imizin metrekaresi, düz manzarası planı aynı. Hı hı. Buradaki bloktaki 3+1'de 149 netimiz, 209 brütümüz var. Onlar ne kadar? Ortalama bir 900 1 milyon dolar civarı diyebiliriz ama peşinde bizim yine yardımcı oluyoruz fiyatlarımızda. Hı hı. Hem %20 peşinde indirim, aynı zamanda da şirket bünyesinde vadeli seçeneğimiz var. Vadeli seçenekler var. %50 peşinat alıp dairenizi ya da ofisinizi size teslim ediyoruz. 12, 18, 24 ay bünyesinde taksitlendirme yapıyoruz. O da 1 milyon 900 bin dolar. Hani şey olur ya, böyle birkaç mağaza gezer, fiyatı sorarlar. Ben kaç dükkan daha gezeyim, geleceğim. Şu konumda güzel bir fiyat. Emin olun, yardımcı oluyoruz. Bazı projelerde burada 30-40 milyon TL'ye daireler var ama kalite böyle mi? Değil. Bir de şöyle, hem kira getirisi çok yüksek bir projemiz. Ne kadar ortalama mesela? Ortalama burası şu anda 50-55 bin liraya kiraya gider çok rahat bir şekilde. 3+1'lerimiz 35. Yani şu an stüdyolarımız bile 45 neti olup 1+0'larımız 9 bin liraya kiraya gidiyor. Ver. Kesinlikle. O zaman yavaştan çıkabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz Seyir. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar videoyu şimdi kapatmayayım, sonra kapatırım ya. Aşağıda görüşürüz. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Nasıl geçti? Bence gayet güzeldi. Mehmetcan beğendin mi? Skyland'ı ben de bayağı merak ediyorum ama bu arada tabii Skyland'ı çektik, bitmedi. En üst katlardan da bir yer bekliyoruz. İstanbul'un sonuçta en yüksek projesi. Böyle 40. katlarda, 30. katlarda bir daire gelirse hemen çekeceğiz. Söz veriyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinizi çok iyi bakın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Destekleyen ve canlı chatte olan herkese kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Saçlarım iyice boka döndü. Neyse, bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Love you.